Bakalım Gülcan ne yapıyor? Gülcan. Ha canım. Dolma mı yapacağız aşkım? Evet. Dolma yapacağız. Tamam. Gülcan malzeme. Nar ekşisi nerede? Nar ekşisi mi koyacaksın içine canım? Evet, nar ekşisini buldum. Tamam. Ben de şu biraz yaprağı hazırlayayım mı be? Tamam. Ben de şu yaprağı yıkayayım. Yıkadıktan sonra ben bunu üzerine sıcak su koyacağım. Ne kadar yaprak var Gülcan, bunu saracağız da. Evet arkadaşlar, ben bunu yıkadım. Kettle'a da suyu koydum. Kettle'daki suyum kaynadıktan sonra üzerine bir miktar tuz atacağım. Sıcak su üzerine dökeceğim. Yani şeyde, tencerede ısıtmama gerek yok. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün ablamla birlikte yaprak sarması yapacağız. İç harcı benden, dış harcı diyorum. Dışını yapması da ablamdan. Yani yaprağı hazırlaması da ablamdan. Beraber abla kardeş bugün ne yapacağız? Yaprak saracağız. Beraber. Ben suyu kaynattım. Evet. Yapraklarımı yıkadım. Yine de her ihtimale karşı toz gibi. Evet, yıkadım. Üzerine biraz tuz ekledim arkadaşlar. Suyumu da kaynattım. Şimdi üzerine şu şekilde dökeceğim. Bunu biraz bekleteceğim. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu taze yaprak arkadaşlar. Evet. Taze yaprak bu şekilde ablam kolayca yaptı. Bu arada zaten ablam onu ıslatırken, bekletirken de ben de size hemen şundan bahsedeyim. Bakın rengi zaten değişti arkadaşlar hemen. Aynen öyle. Rengi hemen değişti gerçekten. Sıcağı görünce öyle oluyor demek ki. Evet. Şimdi ben bunu biraz şöyle karıştırayım. Tamam. Arkadaşlar burada 3 su bardağı kadar pirincim var. Pirinci ben güzelce yıkadım. O şekilde koydum. Ardından abla 3 adet soğan doğradım. İnce ince, kalın kalın. Artık ne kadar nasıl gittiyse. Yani doğradım bir şekilde. Ardından arkadaşlar bir çay bardağı kadar sıvı yağ veya da zeytinyağı koyabilirsiniz. Onu koydum. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadardan nar ekşisi koydum. Limonun yarısına koydum arkadaşlar. Bu limon küçük olduğundan dolayı hepsini sıkıp koydum bu arada. Bilginiz olsun. Ardından baharat olarak ne koydum? Arkadaşlar pul biber, toz biber, karabiber ve nane koydum. Diğer baharatlardan koymamayı tercih ettim. Çünkü çok baharatlı olduğu zaman da tadı olmuyor arkadaşlar. Ardından 3 yemek kaşığı salça koydum. Domates salçası, biber salçası koymadım. Tercih etmedim. Arzuya göre de içine maydanoz koyabilirsiniz. Ama ben maydanoz koymak istemedim. Tuzunu da bu arada unutmayalım. Tuz koydum. Ablam da bu arada. Burada. Ya bu iç bugün çok mu oldu? Ben anlamadım. 3 su bardağından bu kadar ya. Çok çıktı ya. İyi. Maşallah. Bir şey olmaz. Artarsa zaten onu bir saklama kabını alıp buzluğa koyarız. Aynen öyle. Yani bugün da. Abla kardeş bir müzik açalım. Evet. Şöyle biraz yaprak saralım. Tamam. Sen poşetle mi sarıyorsun? Normal elinle mi sarıyorsun? Ben elle sarıyorum. Ben de elle sarıyorum. Poşete gerek yok. Kimleri böyle poşette uğraşıyor. Onu oraya koş. Alıyorum ben. Tabii ki alabilirsin. Yok gibi. Ben şunları şuraları toplayalım beraber. Tamam. Arkadaşlar şunu çöpe atayım. Çıkaramadım. Evet, çıkartamadık. Evet Gülcan şu anda sarmaya başladı. Şunlara ben bir tabak vereyim. Onları şey tencerenin alt kısmına koyacağız. Tabak vermene de gerek yok. Şu şeyi şimdi atacağım. Tamam. Gülcan sarmaya başladı. Annem ben küçük seviyorum diye bayağı bir küçük toplamış. Ama küçüğün de tazenin ayrı bir tadı var. Lokmalık oluyor ya, böyle daha lezzetli oluyor. Abla iç harcına yeterli de. Bence İçlerini yeterli. Çok fazla koyma. Soğan bol. Ha, soğan mı? Tamam, soğan demiyorum ben. Ben içini bol seviyorum ya. İçini bol sevdiğini ben de biliyorum ama pişmesi senin için daha zor olacak. Çünkü içi çok dolu olduğu zaman bu sefer pişmesi daha zor olsun, oluyor. Dolsun bir şey olmaz. Bak ya. O zaman biz saralım. Sardıktan sonra görüşelim. Hayır, olur hayır. Mu? Ya. Bekle. Bak şimdi sana göstereceğim. Ne göstereceğim? Şimdi bunu bu şekilde yaptın mı? Bunu böyle yapıyorsun. Çok fazla birleştirmeye gerek yok. Bunu şöyle yanlarda şey olmasın. Şöyle bastır. Sonra. Bunu mu göstereceğim bana? Aha. Onu ben zaten biliyorum. Belki izleyicilerimizden değişik olan olabilir. Anladım. Belki sarmayı tam olarak nasıl kavramayı bilmeyen olabilir. İnsanın kolay hali. Tamam. Mesela ben fasulyenin nasıl piştiğini hala bilmiyorum. Hangi fasulye? Kuru fasulye. Neden? Pişmiyor. Nasıl pişmiyor? Pişmiyor. Kuru fasulyeyi bak. Islatacaksın bir geceden.
Yoksa onun pişme saati 3-4 saat yürüyor. Yok, normal evet. Haşlayabilirsin. Haşladıktan sonra. Haşladım. 1 saat boyunca haşladım. Yine pişmeyle fasulye, barbunya. Ramazanlıyım. Barbunya. Barbunya daha pişmiş. Bak barbunyanın pişmesi daha kolay. Ama eziyet oldu. Anladım. Hadi bize kolay gelsin. Kolay gelsin. Damlaya bakar mısın? Kolay gelsin. Sağ ol. Baba. Hı. Şu yaprağın kalınlığına bakar mısın? Çok kalın. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ablamın yapraklarına bak. Bir de benim yaprağıma bak. Ablan sardığına bak. Seninkine bak. Ama ben sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlamıyor ki. Bir de benden soğukladığı yaprağa bak, yaprağa. Evet, siz niye didişiyorsunuz? Bir söyler misiniz? Ya bana kalın yaprakları verdi, kendisi de ince yaprakları aldı. Hiç alakası yok baba, valla ben leğendeyi yıkadım, sıkar. Vermiyor da. Aa Elif, o zaman seçtin. Valla seçmedim, o leğeni direkt aldı, o şimdi yok. Yaprağa diyor ki ne? Üstünü başını batırmış. Bakayım onun yaprağı. Sarmıyor mu? Ha. Bitirin Allah bitirin. Değerlendirme yapıyor. Baba kalın kalın. Sar ya. Şuna bak ya. Anne böyle yaprak toplamazdı. Şuna bakar mısın? Kopmuyor kopmuyor. Valla. Baba. Yaprak sarma nereden çıktı bugün? Canı çekti. Kendi çıkarttı. Daha başlamadan söyledi. Yani kendi sevdiğiniz için. Öyle mi? Şuna bakar mısın? Şu İyi. Yaprağın kalınlığı. Hasse kolay gelsin. Tüyleri var. Sağ olun. Valla annem. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yaptın ablacığım? Ne yapayım, yaprakları sardım. Şu kısmı canı sardı arkadaşlar. Üfleye pöfleye sardım yapraklar. Evet. Birazcık öyle oldu. Şu kısımda benim sardığım yapraklarım var. Şurayı silmiştim. Hı hı. Kısımda benim sardığım yapraklar. Gülcan dedi ki benim yapraklarım biraz daha kalın dedi. O yüzden bunlar alta dedi. O yüzden alta dizi. En kalınları, orta kalınları. Şunlar da ince olanlar. Sıralamış böyle. Ama sanki taşacak gibi tencere. Biraz öyle olacak gibi ya. Tencere küçük mü? Sanki. Annem şu yoğurt tenceresi olsa daha iyi olur aslında. Olabilir aslında ama olsun. Neyse. Olmadı. Yarısını şey yaparız. Köşet deriz. Açıldı mı? Birazcık öyle oldu. Suyum da kaynadı. Her şey sana ait. Geri kalan. Gülcan pişirme sürecini... Ya var ya yaprağı çıkarttım ortaya saracağım diye. Heh. Hemen hemen hepsini bana sardırdım. Bir de pişirmeyi de benim üstüme attın. Sözde Gülcan yaprak sardı. Sardım işte, tencere doldu. Allah Allah. Arkadaş yaprak sardık, beğendiremiyoruz ya. Şöyle yapalım. Heh, tamamdır. Şimdi dizelim. Diz bakalım. Niye böyle yapıyor diyeceksiniz. Alttakiler daha kalın o yüzden. Değil mi? Evet. Annem de diyor ki yapraklar güzel güzel. İyi güzel. Gülcan'a sor bir de. Aynen öyle valla. Ablacığım sana kolay gelsin. Tamam. Pişince görüşelim. Tamam. Önlük şöyle. Patates salatası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün böyle dedik. Bir sofra hazırladık arkadaşlar. İçinde görmüş olduğunuz gibi Allah razı olsun. Dün gittiğimiz teyzemiz, Gönül teyzem bahçesinden böyle karamor ne güzel arkadaşlar kıvırcık var dedik ama zorla verdi. Bugün böyle bir patates salatası, ayranımız var, cimbiberimiz var, çatal tabak koymuş. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle mis gibi. Yaprak pişmiş yavrum. Kapattım. Şöyle. Neyse 2 dakika daha. Şöyle ha. Arkadaşlar bir tencere. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Lezzetli olmuş. Bunun sırrı ne? Lezzeti ne? Ne kattım? Oh! Olmuş. Vallahi mükemmel olmuş. Ellerimize koyduk. Bunun sırrını ne? Gönlüne kattım içine. Nane var anne. Ha. Ondan sonra da reçkisi var. Limon var. Ha.
Ondan sonra baharat, karabiber var, pul biber var. Tuz var. Toz biber var. Salça var bolca. Zeytinyağı. Zeytinyağı yok. Normal yağ var. Zeytinyağı yok. Zeytinyağımız yoktu. Var adı. Bulamadım. Zeytinyağı olmaz mı? Bak. Ondan şişe sonra... Bir şişe zeytinyağı var adı. Neyse. Olsun kızım. Lohum gibi pişmiş. Ablam bak canım seviye değil orada bak. Nerede sağ olsun. Ablam patates salatası yapmış mis gibi. Ellerine kollarına aynen sağlık. Annem de sabah börek yapmıştı. Acı biberi koymuş, ayranı koymuşlar. Fırındakini getirebilirsin abla. İşte mi bilmiyorum. Ablan bırakmış, kaçmışım bu oğlum. Yaprağı sarınca. Öyle oldu biraz. Öyle etmişim vallahi. Çaları evin yanında Gülcan bir zahmet tencereye şöyle içsen. Koy oraya. Kamera açık ya ablacığım hani. Hani Elif poğaça olmuyordu. Tosun gibi kabarmış, balon gibi. Koca koca dolmuş, güzel güzel dolmuş. Annem diyor geldi diyor, poğaçalarım diyor. Ondan hepsi sonra sade. Elim ayağıma dolaştı. Bunlar sanırım sade. Evet, sana sade. Teşekkürler. Duman, oğlum ya. Bak daha yeni yatak çıkmış oraya, hiç bakmamışsın. Duman nerede yatıyor biliyor musun? Gitmiş senin tandırın içine, kömürün içine yatıyor. Valla oraya da yatar. Orayı iyi oldu, baksana sedir oraya koydum. Yoruldum. Kapının o tertemiz oldu. Balkon tertemiz oldu. Şu tombik tombik olan yapraklar Gülcan'ın yaprakları. Kocam koca sarı. Evet, dumana peynir yok. Peynir mi? Patates var, patatesi yok. Patates. Vereyim mi? Patates yok mu? Gel oğlum, gel. Ne kadar renk verdi şu şeyden bir tane alak. Daha onun teyzem bu kızı, kovumunu neden bulmuş böyle. Benimki değişiydi bak, kara. Böyle değer, onunki kıvırıldı. Fark ediyor canım, bu köşe oturabilir mi? Köşe rahat edersin. Niye ki ne? O da yere sığmaz onunla. Niye? Ve onun için demedim, rahat edersin dedi. Yine bana bir şey kanlık düşünmüyorsun değil mi? Yok, düşünmüyorum. Aklım gidiyor valla. Valla mis gibi hava. Emre kızım şöyle bakıyorum insanın ruhu açılıyor. Yok lan valla yapmıyorum lan. Baba. Geçen şey hayat dedik ya ondan yaptık diyor yapacağım da. He azıcık tipe gittiğince şüper kattım şimdi. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Abi, sabah da ben de şey yaptım. Kapalı bir de yaptım. Oldu mu? Tavanımız nasıl olmuş? Tavanımız güzel oldu. Hep güzel. Kapalı bilenden yesene. Güzel niye baktın öyle? Sabah ben de kapalı bir de yaptım. Yerim. Şeyli yaptım. Sen bak hani peynir topladık ya. Peynirli var, dereotlu var. Maydanozlu sonra... yapmadı mı? Maydanozlu yine kim yedi ya? Şey yedin ya bak. Babana şey hep koyduydum. Bak canına koyduydum. Görüştün müsün herhalde? Ben dokunmadım. Ben de dokunmadım. Yok ben de dokunmadım. Can gözüne göre yemiş. Bu can bayağı bak can yemedim yemin Allah Boğuşanın başına ne işler gelmedi desene ya başlarına. Diyorum ya kızımcım güzel olur. Un burada kalmamış mı eli hamur içinde kalmış mı? Yok derim ben. Olabilir mi? Sabun da öyle. Birazcık un ver dedim bana un vermekten çekmeyi bilmiyor aslında. Ali lahmın mesela yumuşaklık bayağı. Aslında poğaça çok öyle güzel olur. Diyorum da kızımcım olsun. Hatta sen unutmuşsun. Kızlar daha hiçini yapıyor. Yani valla benim gibi hiç yapamazlardı da ben şimdi yapamazdım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu poğaça sanki daha güzel. Bu poğaça sanki böyle daha yumuşak. Ya. Bence annem güzel olur. Haklı bu konuda. Soğusa daha güzel olur değil mi? Sıcak şu anda. Tecrübeli. Güzel olmuş. Çünkü diğeri biraz daha böyle tertemiz oluyordu. Yumuşacık. Bakalım lan. Daha iyi yaptım. Güzelmiş. Eşim kesmiyor. O da annemin yaptı. Sen artık yaşanmışsın. Dişin kesmiyor. Pamuk gibi baksana. Sen kuzuyu geldi sana. Televizyon izliyorum. Televizyona karıştı. Annemiz vallahi hakaret yaptık.
Bana kaynanalık yapıyor. Televizyonu bir açıyor sabah saat 7 gibi, akşam değil 12 gibi 1'e kadar televizyon hiç susmuyor. Ondan evet. Sonra elektrik parası geliyor. Elektrik parası diye çıkıyor. Kızım sabah bir açıyor. Sabah ben burada mıydım? Baba onu genelde sen yapıyorsun. Kapat diyoruz, kapatmıyorsun. Ayrıyeten bir yere uyuyor, gidiyorsun. Uyuyor, uyuyor. Kapatma huyum var. Neşe huyum var. O huyların hiç iyi hoşuma gitmiyor. Arkasını ben kapatıyorum hep. Tamam, sen tamam. Annenle bugün ağız birliği yapıyorsun. Bakıyor musun? Anne. Yiyor. Tavuklar gülmüş. Anne bak. Atladı. Ay, keçiye bak. Anam o keçiye iyi de dandı. Öte ya. Hayır. Duvar var. Yiyor. Anne oğlum o. Orada gene o göz abahta çıktı. Satı teyze. Öte kalktı teyze. Şey yap ya. Vallahi bu keçi. Evet arkadaşlar, videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım. Gelin beraber yiyelim diyorum. Kusurumuz varsa kusurumuza bakmayın diyorum. Sizi çok çok seviyorum diyorum.